Ev, arsa, arazi, iş yeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibi için emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Bu süre içinde ödemesini yapmayanlar cezalı duruma düşecek. Emlak vergisi 1 Kasım'da başlayan ikinci taksit ödemeleriyle yarın sona eriyor. İkinci taksiti zamanında yatırmayanlar emlak vergisini gecikme faiziyle birlikte ödemek zorunda kalacaklar. Emekli, ev kadını ve işsizler brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutları için emlak vergisi ödemiyor. 1 Kasım'da başlayan emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım itibariyle son buluyor. Vergiden muaf olmayanlar eğer bu süre içerisinde ödeme yapmazlar, her ay için belli oranda gecikme zammına tabi tutulacak. Mükellefiyim ödedim. Daha önce demiştim. Son güne bırakmadınız. Yani. Emlak verginizi ödediniz mi? Vergi mükellefi misiniz? Biz ödemiyoruz emekli olduğumuz için. Peki muafsınız. Evet. İyi günler. Emlak vergisi ikinci taksidi yarın sona eriyor. Son gün. Ödediniz mi? Vergi? Şimdi gidiyorum işte ödeme. Çektim maaşımı götürüp vereceğiz yani. Mümkün değil. Emlak vergisi ikinci taksidi ödemeleri yarın sona eriyor. Vergi mükellefi misiniz? Evet. Ödediniz mi? Ödedim. Son güne bırakmadınız. Yok, bırakmadım. Çok önceden ödedim zaten. Onunda falan ödedim. Ödedik biz şeyimizi. Bir tane evimiz var işte. Bir onunla işte başımızı sokacak kadar Allah'a çok şükür. Onu da yapmışız zamanında. Paranın para ettiği zamanda. Cezalı duruma düşmemeleri için mükelleflere uyarılarda bulunan Çanakkale Belediyesi Emlak Vergi Çevre Temizlik Harcamaları Katılım Payları Birim Sorumlusu Hülya Acar şunları söyledi. Emlak vergisi sabit bir yapımız varsa, içinde yaşanılabilir konumda sabit bir yapımız varsa, her ne kadar tapuda arsa bile geçse bina vasfındaki taşınmazların hepsi emlak vergisini, arsa vasfındaki taşınmazlar yine aynı şekilde arsa vergisini, arazi vasfındaki taşınmazlarımız da arazi vergisine tabi olup hepsi emlak vergisi adı altında toplanmaktadır. Bunun maliyeti Maliye Bakanlığı'nın, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği metrekare maliyet bedelleri var. Takdir komisyonları tarafından belirlenen arsa birim metrekare değerleri var. Onlarla birlikte bunlar yıllık olarak 4 yılda bir komisyonlar tarafından belirleniyor. Daha sonra da yeniden değerleme oranınca yıllık olarak arttırılıyor. Belediyelere ödeniyor ama bunun üzerinden onda biri de devlete taşınmaz kültür varlığı adı altında vergi olarak alınmaktadır. Ödeme yapmak isteyen vatandaşların taşınmazın bulunduğu belediyeye başvurarak ya da belediyeye gitmeden de ödeme yapabileceğini ifade eden Acar, kişilerin sadece kişisel telefon kayıtlarını güncellemesi gerektiğine dikkat çekti. İnternet ortamından ödenebiliyor, belediyeye girerekten, normal belediye sayfasından. Yalnız şimdi kişisel veriler kanunu gereğince belli bilgileri kısıtlamak zorunda kaldık. O yüzden kişileri muhakkak belediyeyi arayıp sicillerindeki telefon kayıtlarını güncellemeleri gerekir. Çünkü SMS gitmesi gerekiyor kişiye. Oradan işlem yapabilirler. İnternet üzerinden ödeme yapabilirler e-belediyeden. Normal veznelerden ödenebilir. Bütün muhtarlık veznelerimiz de var. Normal şeyden IBAN'a yatırılabilir. Hesap numarasına yatırılabilir. Bunların hepsine çok rahat ulaşabilirler. 30 Kasım'da eğer bir uzatma herhangi bir şey olmazsa, ki bu zaten kanun o gün içerisinde muhakkak yayınlanır, duyarız hepimiz de, biz de bunun ilanını yaparız. Ödenmediği takdirde gecikmeyle karşılaşmak zorunda kalır vatandaşlarımız.